Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Allah'ın iyi bir ateisti diğer zalimlerle aynı cehenneme göndermesi adalet mi? Şimdi zulmü sadece insanlara veya canlılara zarar vermek şeklinde anlamak eksik bir mana olur. Zulüm bir şeyin hakkını vermemek veya bir şeyi hakkı olan yerden başka yere koymaktır. Dolayısıyla ilahlık vasfını Allah'tan başkasına vermek ve ona ortak kılmak veya Allah'ın ilahlık vasfını inkar etmek en büyük zulümdür. Bu zulmü işleyen ateistlerin cehenneme gitmesi de adaletin ta kendisidir. Yüce Allah Kur'an'da muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür buyurmaktadır. Lokman suresinde böylece Şirki bir zulüm hem de en büyük zulüm olarak tanıtmış. Şirk göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların, maddenin ve hayatın zorunlu olarak teslim olduğu külli bir kanuna isyan etmek demektir. Şirkin zulüm oluşu sadece Allah'ın hukukuna karşı bir tecavüz, iftira ve hakaret oluşu sebebiyle değildir. Şirk aynı zamanda kainatın ve umum mahlukatın hukuklarına karşı da büyük bir hakaret ve tecavüzdür. Kainatın birinci maksadı Allah'ı insanlara tanıtmak ve tevhid hakikatını ispat etmektir. Bütün mevcudat bu maksat etrafında kümelenmiş hizmet ederken insanın bu ana maksadı görmezden gelmesi ve inkar etmesi bir cihetle atomdan gezegenlere kadar her mevcudun hareket ve vazifesini hafif almak olup onların haklarına bir tecavüzdür, bir hakarettir. Öyleyse basit gibi duran inkar neticesi itibariyle çok büyük ve zulümlü bir hakarettir, harekettir. Bir çocuğa zina çocuğu demek nasıl hem ona hem de onun anne babasına ve akrabalarına hakaret, zulüm, kıymetini düşürmek, haklarına saygısızlık etmek, ve tecavüzse bu iftirada bulunan kişinin insancıl geçinmesi ve elik yapıyor görünmesi bu iftirasını ve hakaretini yok etmez ise aynen bunun gibi kainattaki bütün varlıkların sahibi, maliki, yaratanı, rızık vereni gibi binlerce ismin sahibi olan Allah'ı inkar etmek de bundan daha büyük bir zulüm, bir hakaret ve saygısızlıktır şirke düşen insanın Allah Teala ile bağları kopar, ibadetsiz, yaratılış gayesini habersiz asi bir duruma düşer. Her şeyi Allah'a tesbih eder ama bu tesbihin en mükemmel şeklini insan icra eder. Melekler de bu kainattaki ilahi eserler tefekkür ederler. Lakin bu tefekkürün de en ileri seviyesini yine insan ortaya koyar. İbadetin zıttı ise isyandır. Allah'ın rızası yolunda yürümeyen insan isyan yolunu tutuyor demektir. İsyan ise kainatın kemalatını inkar etmektir. Çünkü isyan eden insan da kainat ağacının bir meyvesidir ve bir ağacı bütün ağacı kendi isyanına hizmet ettirmiş demektir. İbadetsiz birine yol göstermek güneş için bir kemal olmadığı gibi böyle birinin kanını temizlemek de Hava için bir kemal değildir. Aynı şekilde böyle birini sırtında gece gündüz gezdirmek de yer küresi için bir kemal sayılmaz. İnsanın hizmetine verilen bütün varlıklar ve yine insana ihsan edilen bütün duygular ve organlar bu manada değerlendirildiğinde ibadeti terk etmenin şu muhteşem kainatın kemalini görmemek ve gafletle perdelemek olacağı daha iyi anlaşılır. Demek ki her şey Allah'ı tanımak ve sevdirmek üzere programlanmıştır. Bu programın dışına çıkıp bazı şeyleri bazı sebeplere vermek ise şirk ve zulümdür ve affı kabil mümkün değildir. Allah bu ilana göz kapamayı veya inkar etmeyi de sonsuz bir azap ile cezalandırıyor. Mesela Rezzak ismi kainattaki bütün canlıların rızkını mükemmel bir ahenk ve titizlikle temin ediyor. İnsan bu ismin tecellilerini okuyup önce Rezzak isminin manasını ve hükmünü talim edip sonra bu ismin sahibi ve kaynağı olan Allah'a intikal etmesi gerekirken bütün rızıkları sebeplere taksim ederek ne ismi ne de ismin arkasında duran Allah'ın zat ahdesini tanımıyor. Bu tanımamak ve inkar etmek hem Rezzak isminin hukukuna bir tecavüzdür hem de o ismin sahibi olan Allah'a hürmetsizlik ve saygısızlıktır. Diğer bir husus nasıl mahkemede suçun yanında bir de kamu davası açılır? Zira mahkeme insanların ortak bir alanıdır. Aynı şekilde küfür ve şirk sadece Allah'ın izzet ve azametine dokunan bir suç değil, Ayrıca bütün kamunun da hakkına bir tecavüz olmasından Allah kafiri cezalandırırken bütün bu hakları da nazara alıyor ve öyle yargılayıp cezalandırıyor. Bu kişinin bin kişinin çalıştığı bir gemide dümenci vazifesini yapmasa ve gemiyi kare otursa gemi sahibi o dümenciyi cezalandırırken diğer gemi çalışanlarının da hakkını o dümenciden sorar e, Dümencinin ben basit bir dümenci dümeni döndürdüm. Neden bu kadar üstüme geliyorsunuz demeye hakkı yoktur. Belki dümeni sağa çevirmek basit bir eylem olabilir ama neticesinde koca gemi mürettebatıyla batıyor. Demek önem eylemin basitliğinde değil, ondan meydana gelen neticenin büyüklüğündedir. İşte kainat da koca bir gemidir. İçinde insandan başka sayısız mahlukat tam vazifesini ifa ediyor. İnsan ise mahiyeti noktasından şu kainat gemisinin dümencisi gibidir. Şayet iman ve ibadet vazifesini terk ederse bütün kainat gemisinin mürettebatını tahkir ve tezzif etmiş olur. O zaman elbette kainat gemisinin sahibi olan Allah hem kendine hem gemi mürettebatına yapılan bu zulmü cezalandırır ve cezalandıracak.